Sevgili dostlar merhaba. Bugün size üretimhaneler için ya da eve yeni bir muhabbet kuşu aldığımızda yapılması gereken şeyleri anlatacağım. Kim anlatacak bunu? Profesyonel, bu işin uzmanı kişi anlatacak. Bizden aldığınız bilgilere güvenebilirsiniz. Genel olarak yeni bir videomuz sizinle. Sevgili arkadaşlar, önce pet shop'tan aldığımız bir muhabbet kuşuyla başlayalım. Kuşu aldık, getirdik. İlk yapmamız gereken şey hayvanın üzerinde dış parazit olup olmadığını gözlemlemektir. Eğer dış parazit olsun olmasın, benim önerim sizlere Dipes RTU bitkisel bir üründür. Kesinlikle ivermektin damlalarını önermiyorum arkadaşlar. O gün hayvana stresini alması için eğer bir problem yoksa, görüntüde bir problem görmediniz, elektrolit takviyesi yapmanızı önermekteyim. Ertesi gün oldu. Bu hayvanlar yeni ortama alışabilmek için maalesef bir takım sıkıntılar yaşayabilirler. O yüzden hayvanlarımıza bir koksidiozis ya da ekoli ile ilgili ürün girmenizi isteyeceğim. Biz de bunun karşılığı bitkisel bir ürün. Gelin bekliyorumunuz. Hem hayvanı toplamak, hem hayvanın daha sağlıklı olabilmesi için sabahleyin ağzına bir damla Gen-Vektör takviye etmenizi isteyeceğiz. Sonra hayvanımızı gözlemlemeye başlayalım. Dışkıda bir anormallik yoksa devam edelim. Eğer dışkıda bir anormallik var ise bunlardan ne olabilir? İç parazit olabilir. Bir iç parazit uygulaması yapmak icap eder. Bunun için gerekli olan ürün bizde Prosildir, Gambit Kompleks kombinasyonudur. Bu ikili iç paraziti, yani hayvanların bağırsaklarında var olan canlıyı yok etmek için yeterlidir. Hayvanımızı ya da hayvanlarımızı gözlemledik. Herhangi bir problem görülmüyor ikinci gün. Üçüncü gün oldu, durgunluk gördük. Bu arada dışkı değişti. Yeşil beyaz bir dışkı gördünüz. Bu sefer durum ekoliye gidiyor. Dolayısıyla sıkıntı büyür. Hemen kullanacağımız ürün Mega Procol arkadaşlar. Ekoli ile ilgili bir ürünümüz. Antibakteriyel üründür. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer herhangi bir problem görmüyor isek devam ediyoruz, gözlemliyoruz. Karantinada hayvanımızı 5 gün tutuyoruz. Bu arada hayvanımızı elimize alıyoruz. Gaga, tırnak, ayak yapısında bir anormallik var mı? Buna da bakıyoruz. Çok önemlidir. Bunları gözlemlememiz lazım. Bu arada bazı blogcular, bazı bu konuda bilgili olduğunu düşünen insanlar 3 gün vitamin verin derler. Arkadaşlar, vitamin kombinasyonunun hayvan üzerindeki etkisi sınırlıdır. Bunu bilin ve 3 gün üst üste vermenize gerek yoktur. Belki bir gün vitamin verebilirsiniz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Eğer kuşumuz dişi ise daha hassastır. Üreme bölgelerine dokunduğunuzda kesinlikle sizi ısırmak isteyecektir. Sorun yaratır. Dolayısıyla dişi kuşların üreme bölgelerine, karın altına dokunmamaya dikkat edin. Bir başka bakacağımız nokta burun delikleridir. Hayvanların burun delikleri geldikleri yerlerde bazen kalabalıktan dolayı pislikler birikir. Bu pislikleri hiç onu acıtmadan, bunu becerebilirsiniz, çok basittir, incecik bir iğneyle açmaya çalışın. Bu da önemlidir. Bir başka önerimiz, hayvanlarımızı son derece havadar bir yere alın. Karantina bölgesindeki hayvanlarımız kesinlikle havadar olmalıdır. Arkadaşlar, ister üretimhanede olun, ister bireysel olarak kanatlının kafes kuşlarını satın alın. Bu programları uyguladığınız zaman herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Bugün de sizlere böyle bir programı anlattım. Hepinize iyi günler diliyorum.